96'dan mutlu akşamlar. Değerli yorumcularımız Cemal Akentürk ve Mehmet Tan'la Bursa Spor'da yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bursa Spor, Kocaeli Spor'u kendi sahasında 2-1 mağlup etti ve kümede kalma adına önemli bir galibiyetti. Sayın Akentürk oradaydınız. Sizinle başlayalım. Hızlı bir şekilde giriş yapmış olduk. Nasıl buldunuz mücadeleyi? 2-1'lik galibiyet. Bursa Spor'un 2-1'den ziyade kaçan çok ciddi anlamda da pozisyonları vardı. Çok goller vardı. Evet. Önemli olan Bursa Spor'un lige yeniden tutunabilmesi ki biliyorsun bu hafta çok enteresan oldu. Üstümüzdeki rakiplerin sahasında yenilmesiyle birlikte maç mutlak kazanılması gereken bir maçtı. Yani beraberlik iki takımın da lige veda etmesi anlamına gelecek nitelikte bir maçtı. Bursa Spor oyuna çok iyi başladı. 3 dakika ilk gole kadar yani 9. dakikaya kadar bir tane Burak Altıparmak'ın 3. dakikada bomboş kafası kale yerine dışarıya gitti. Namık bomboş kale sahasında topa dokunamadı. Sonra 9. dakikada işte Kubilay ile Namık'ın korneri paslaşarak kullanmasından Hasan'ın gerçekten tam bir klasına yakışır tecrübesiyle golü bulması. Bursa Spor ondan sonra oyunu tamamen kontrol etti. Yani Kocaeli Spor'un Bursa Spor kalesinde ciddi bir pozisyon dahi yoktu. Yani net gol diyebileceğimiz ceza alanı içerisinde topla buluşması, şutu, şu bu pek görünmedi yani. Yoktu, doğru söylüyorsunuz. Kocaeli Spor hatta şutsuz birbiri yakaladı. Çünkü o da ortaydı. Evet. Yani öyle bir şey ki Namık 45+2'de yani herkesi Kocaelili sol bekin stoperine attığı topu stoper ayağından kaçırınca Namık'a pas oldu. Namık bir kaleci var. Harika uzak köşeye de vurdu. İyi yere de vurdu. Top direğin dibinden dışarı gitti. Yani o top geldi. Pereira orta yaptı. Top kavis aldı. Ta gitti 90'dan gol oldu. Yani 2-0 olsa biz çok büyük bir moralle içeri girecektik. Abi baktık 1-1 oldu. Bu sefer hepimizin yüzü düştü. Evet, strese girdik. Herkes strese de girdi. Aslında her neyse şimdi maç öncesinde başlamak gerekiyordu onu ama. Onu sonra devam edelim. Maçla ilgili detayları, taraftarın desteğini hepsini konuşacağız bu programda. Ya ikinci yarıya biz gerçekten çok iyi başladılar. Yani Bursaspor ilk maçın ilk yarısına nasıl başladıysa ikinci yarısına da iyi başladı. Burak Altıparmak kale sahasında topa dokunmuş olursa 53. dakikada Bursaspor 2-1 öne geçecekti. Burak Altıparmak kafa topu çalıştırmak lazım. İkisinde de bomboş. Evet, ikisinde de yani müsait durumdayken vuramadı. Yani bir 55. dakikada Hasan Erdem Uğurlu'nun pasında Namık bomboş. Yani inanılmayacak klasına yani klasına yakışmayacak kötü bir vuruş yaptı. İki tane inanılmaz gol kaçırdı. Bal yapmayan arı diyorum ben artık Namık'a. Ama bakıyorsun bu kadar basit golleri kaçıran adam Zalazar'ın pasında 64'te. Gol zaten Zalazar'ın. Ben söyleyeyim size. 64'te Zalazar'ın pasında Namık Pedro'yu defansın arkasında topla buluşturması ustacaydı. Keşke bu pasları atarken o iki tane golü atsaydın da. Maçın yıldızı olsaydın. Maçın yıldızı olsaydın. Pedro Portekizli herkesi bir derin bir oh çıkarttı. Bu arada tabii ki taraftarlarımızın sahaya aynı Kocaeli'de nasıl yaptılarsa bizim taraftarlarımız da maraton alt tribün su yağmuruna tuttu. Bu arada da Semih Karadeniz aldı su şişesini tribünlere fırlatırken hakem gördü. Sarper Barış Saka direkt kırmızı kartla onu gönderdi. Ama Bursa Spor 10 kişi kalan rakibinde yani 3. 4. hatta 5. golü bulabilme fırsatları ve pozisyonları da yakaladı. Evet, evet. Yani evet. İnanılmaz pozisyonlar da bulduk. Yani bu goller böyle profesyonel üst düzey oynamış bir futbolcuların böyle basit golleri, basit vuruşları yapamamaları çok anlamsız geliyor. Mesela o
Enver Cenk Şahin'i 85. dakikada öyle bir top attı ki Massimo Bruno kaleci önünde bir tek Korcan Çelik var ve bir de koskocaman 7 metrelik kale var. O gitti topu dışarı vurdu. Yani çok ilginçti. Bu gol o kadar önemliydi ki. Size katılıyorum, şimdi, ne söyleyeceğinizi de biliyorum zaten. 3-1 olsaydı ikili avarajda Kocaelispor bizim altımıza gelmiş olacaktı. Şimdi ikili avaraj derdimiz kalmayacaktı Kocaeli'de. Evet, yani en azından puanı eşitlediğimizde Kocaelispor bizim altımıza geçmiş olacaktı, evet. Terfi tenzili olarak. Ama biz bunu maalesef ya bizim futbolcularımız aşırı stresten kaynaklanan bir şey var. Oyuncuların kendilerine olan özgüvenleri kaybolmuş. Yani rahat kazanılması gereken bir maçı biz kendi kendimize zora soktuk. Ki özellikle 1-1 giderken orta alanda inanılmaz yani 2-1 oldu. Orta alanda onlar gol için çıkıyorlar. Savunmaları boşaldı. Biz orta alanda yan pas yapıyoruz. Evet, kaleciye evet, pas yapıyoruz. Halbuki ileriye dikine oyunu oynamış olsak yani belki 3-4-5 aynı Denizlispor'un Kocaeli'ye attığı gibi biz de golleri atabilirdik. Ama maalesef tabii ki biraz zamanı oynamayı tercih etti Sayın Ekrem. Takım içerisinde yükselen oyuncular da var. Bazen düşen oyuncular da var. Örnek mesela, verir misiniz? Tivi, Bifuma ben hani bu kadar 2 hafta öncesinde sahanın en çalışkan isimlerinden biriyken bir bakıyorsunuz inanılmaz hatalar yapıyor. Evet. Takımın yani Burak bazen bakıyorsunuz harika kaptan, harika toplar atıyor. Bazen bakıyorsunuz yarım metre yanındaki 2 metre önündeki arkadaşına topu atacağına rakibe veriyor. Çıkarken kalemizde pozisyon görmemize neden oluyoruz. Ama sonuç ne? Sonuç olarak Bursaspor Kocaelispor'dan ilk yarının olaylı maçın 9 kişiyle 2-1 biten maçın rövanşını böylece almış oldu. Farklı olabilir miydi maç? Olurdu. Ama burada önemli olan 3 puan. Stres altında alınan 3 puan bence önemli. Şunu da söylemekte fayda var. Buyurun. Evet, futbolcular sahada gayretliydi. İyi mücadele ettiler. Ancak 12. adam inanılmaz destek verdi. Yani protest büyük etkenlerden birisi de ıslıkları top evet. Rakipteyken ıslıklamaları, ettikleri küfürleri falan onları hiç tasvip çirkin etmiyorum. Çirkin ve kötü tezahürat diyelim onlara biz. Onları sahaya attıklarını hiç tasvip etmiyorum ama takımı ateşleyen futbolcuların tam gardının düşmeye başladığında devreye girip maçı bir anlamda çeviren taraftarlar oldu. Onları kutluyorum ama attıkları nedeniyle de kınıyorum. Çünkü Bursaspor'un ceza aldığında 2 tane üst üste çok kritik maçları var. Gençlerbirliği ve Denizli. O maçlarda da Bursaspor'un taraftarı olağanüstü ihtiyacı var. Bu bize inşallah pahalıya patlamaz. Evet, size katılıyorum Sayın Erkan. Çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz maçı. Tekrar canlandı gözümüzde. Sayın Tan, 2-1'lik bir galibiyet. Sayın Ekentok çok daha farklı olabilirdi şeklinde yorumladı. Kaçan pozisyonlar var. Final paslarını atamadığımız pozisyonlar var. Ama Bursaspor maça motive anlamında çok ciddi şekilde bir motive olarak başlamış ki hemen zaten semeresini aldık bunun. 9. dakikada 1-0 öne geçtik. Çünkü çok büyük bir baskı kurmuştuk Kocaelispor üstünde. Ve gol geldi. İkinci yarıda yine aynı motivasyona çıktık. Yine golü bulduk. Bursaspor'da bir şeyler değişiyor. Bunun farkına hepimiz varıyoruz. Futbol anlamında, mantalite anlamında, oyun anlamında. Ama işte bunun sürekliliğe dönüşmesi lazım. Biz bu konuda sıkıntı çekiyoruz. Ama işte önümüzde İstanbul Spor maçı var. Onu da zaten programın sonlarına doğru değerlendireceğiz. Kocaelispor karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Volkan, ikiniz de güzel özetlediniz ama bence en önemli şey bütünleşmiş bir takım. Yani tam takım haline gelmişler. Kararlılıklarını ortaya çok net koydular. Hani karakter koydular evet. Denir ya, böyle bunu kullanmak lazım. Demek ki iyi çalışmışlar, iyi oturup konuşmuşlar, konsantre olmuşlar ve bütün fizik güçleriyle, bütün akıllarıyla oynadılar.
Yani böyle bir anlayışla oynayabiliyorsanız insan bundan tabii ki umutlanıyor rahatça. Alırız gibi düşünebilirsiniz ama bu işin başka tarafları da var. Yani Kocaeli hakikaten kötü bir takım konumunda şu anda. Geçen haftaki yani ilk devrenin maçına baktığımda Volkan 7 tane oyuncu değişik. Kocaeli yani, tabii Kocaeli'deki maçta Korcan, sağ bek Semih atılan kırmızı kartlı, 20 numara Manjek ve 77 Benhur. Bu 4 oyuncunun dışında hepsi yeni. Bizim takıma bakarsak Pedro yeni, Bifuma yeni. Erdem bu kadroda var ama o da kadroda vardı da yedekti diyelim. Dolayısıyla biz daha oturmuş mu diyelim, daha alışkanlıkları biraz daha bu kadroya göre daha iyiyiz. Kocaelispor'a göre değerlendirdiğimizde. Tabii değerlendirdiğimizde. Hakikaten Kocaeli kötü. Neden bu kadar değiştirmişler? Sanki hatırladığım kadarıyla ilk yarı takım daha iyiydi. Bir santforları vardı, Çin'e gitmiş sanıyorum. Dino. Ama bunun da ötesinde uzaktan biraz aldığımız bilgilere göre hakikaten çok kötü yönetilen bir, bize benzeyen bir hali var Kocaeli'nin. Orada bir takım zaaflar geçmiş var. Yönetimle alakalı tabii olarak. Geçmişlerle ilgili bunu söylüyoruz. Yani kötü yönetiliyor. Büyük potansiyeli olan Kento'da. İstifaya davet ettiler. Hatta Mehmet Altıparmak istifa etti. Etmiş, evet. Etmiş. Dolayısıyla ama şuradan biraz da şuradan bakalım. Bütün bu iyi çaba ürünlerini verdi. Galip geldik. Ama asıl olan Burak'ın 2 tane kaçırdığı gol var. Kafayla önünden geçti. Altıparmağın. Evet. Namık 1 tane mi 2 tane mi kaçırdı? 2 tane kaçırdı. 2 tane kaçırdı. Bruno de çivi de kaldırdı hatta yukarı o pozisyonu hatırlayın. Bruno, geçemedi topa. Bruno kaçırdı. 45+2. Bu kaçanların hepsi %100 yani karşı karşıya rakipsiz pozisyonlardı. Yani şimdi burada bu kaçmalar hani ya şans bir takım şeyler üretebiliriz ama burada haklı bir tek cümleyi söyleyelim. O da şu. Stresli bu maçlar zor maçlardır. Hani pozisyona girdiğin an bazı oyuncular bundan etkilenebilirler. Ama diğer taraftan da şudur. Bu oyuncuların becerisi de bu kadar, bu seviyede. Yani soruyu şöyle soralım. Evet, 10 pozisyonunun kaçını değerlendirir bu oyuncular? Kimisi yani bazısı 3'ünü değerlendirir, bazısı 5'ini değerlendirir. Ama bir golcü bunun 8'ini değerlendirir. Şimdi bu bir sonuçtur, bir oyuncu kalitesidir. Takımın toplamda kalitesini ortaya bütün bunlar küçük küçük ortaya koyar. Onun için biz gireriz, kaçırırız. Attık berekette, işi kurtardık ama çok iyi direnç yaptılar, çok iyi baskı yaptılar, çok iyi mücadele ettiler ve haklı olarak kazandılar. Buna seyircinin tabii ki tepkisi, desteklemesi ve işte olağan tepkileri iyiydi ama olağanüstü ve iyi olmayan tepkileri vardı. Bunu burada söyleyelim. Bunlar yanlış şeyler. Ama oradaki maçta gerçekten kötüydü Kocaeli yöneticisi, seyircisi. Ama yani onlar kötüyse de biz kötü olmuyoruz. Kötüyle örneklememek aynen, lazım. Kötü emsal olmaz diye bir kavram var bizim toplumumuzda. Yani kötüyü örnek almayacaksın, daima iyi örnek alacaksın. O zaman da bu liderlerin, tribün liderlerinin bunların hazırlığını yaparlar mı, yapmazlar mı bilmiyorum. Arkadaşlar, bizim seyircimiz orada, işte taraftarımız buradan etkilendi. Tehlikeli bir maç geliyor. Biz ceza almayalım, ön hazırlık yapalım. Seyirciyi doğru yönlendirelim. O yönde toplantısı, de bilinçli açıklamalar yapıldı ama toplantı oldu mu bilmiyorum. Yani bunu hakikaten yapmak lazım. Çünkü şu anda birkaç maç kapanırsa bizim şeyimiz ne oldu? Biz tatmin olduk, attık, bağırdık, koro halinde küfrettik. Yani resmen kesintisiz küfür, kötü tezahüratın kesintisiz kavramı vardır. Tam da böyle kesintisiz yapıldı bu küfürler. Bu çok kötü bir şey. Kanuna uygun yani. Hukuka uygun yapıldı. Ceza gelecek. Evet. Onun için yani birkaç yıldır çeşitli nedenlerle iyiye giden tribünlerimiz vardı. Ama tekrar bunlara dönmemek lazım. Hakikaten dönmemek lazım. Parantez içinde şunu söyleyelim Sayın Tan. Galibiyeti getiren etkenlerden biri de taraftardı. Hani tabii bunu canım. Bir kenara bir koyup ondan tabii sonra... Tabii onu koyduk zaten konuşalım. Ama biz kötüyü söylüyoruz. Evet. Onu alkışlıyoruz. Çocukları alkışlıyoruz. Çok başka şeye gerek yok. Haklı bir galibiyet. Sevindiren bir galibiyet ama seyircinin de bundan ders çıkarması lazım. Yersi mersi yok yapmaması lazım. Herkes de bunu böyle bilsin. Bu yapılan yanlıştır. Bu Bursaspor'a kötülüktür. Bunu net söyleyelim. Onun için biz iyi olmaya çalışalım. İyi taraftar, lider taraftar olalım. Değerli işler yapalım ve örnek olalım. Özetimiz budur. Çünkü ceza alırsak takıma zarar veriyoruz demektir. Çünkü yokuz tribünde. Evet. Peki sizle devam edelim. Şöyle ki mesela bundan 2-3 hafta önceye kadar orta sahadaki isimler Tuğbe ile İsmail'di. Dün oynanan maçta bu iki isim de yedek kulübesindeydi. Oyuna da girmediler. Yani hiç yoklukları da aranmadı diyebiliriz bu konuda. Orta sahada sanki biraz daha bir
canlılık, bir gelişme mi var Bursa Spor'da? Şimdi Kocaeli çok tarafı haklısın. Cephesi de buna belki etken etmiş olabilir ama gene de bir değerlendirmek lazım. Daha önceki şeylerde bunu konuşmuştuk. Tecrübeli oyunculara bu tip maçlar biraz da tecrübeli oyuncularla oynanır. Hocanın bunu tercih ettiğini biraz görüyoruz. Bence de doğruydu. Mesela Hasan bence çok iyi oynuyor. Hasan bence de çok. Kubilay da iyi oynadı. Burak da fena değildi. O da iyi oynadı. Kubilay'ı çıkarmasının nedeni bence kötü olduğundan değil, ofans gücünü arttırmak için. Evet. Onların da gelmeleri yetersiz ve zayıf olduğu için. Bence Kubilay daha çabuk oynuyor Burak'tan. O bölge için söylüyorum. Burak biraz daha yavaş oynuyor. Kubilay daha çabuk oynuyor. Bu önemli bir şeydir. O oyun kurucu için. O nedenle Kubilay'ın kötü olduğunu düşünmüyorum. Diğer anlamda da hep oyuncular tecrübeli oyunculardı. Genç oyunculara pek şans vermedi. Öyle evet. Diyelim hocamız. Burada, İsmail Tuğbe eksikliği ile alakalı olarak neler söylersiniz? Valla şu anda bence mesela Hasan mı İsmail mi derseniz ofansa doğru Hasan derim. Şu anki formlarıyla. Tartışmasız Hasan. Tamam. Şu anda ofansa doğru taşıyıcı, üretici tecrübe konusunda bence Hasan'ın daha iyi olduğunu söyleyelim. Hasan Ayaroğlu'nun. Burak belli bir standardı ve tarzı var. Bu tarzını sürdürmeye devam ediyor. Kubilay da oyun başlamada iyi. Ben Bifuma'dan şikayetçiyim mi diyeyim, öyle diyeyim, eleştireyim. Çünkü geldiği gün daha söylemiştik tanıdığımız için biraz. Bunun bir kendi tarzı var. Bu kendi tarzından vazgeçmez. Takım önemli değil onun için. Taktik de biraz önemli değil. O kendi ne biliyorsa onu yapar. Tarzı buydu ve bunu sürdürüyor şu anda. Geçen haftalarda bunu konuştuk. Bence yararlı olmuyor. Bazı bir iki pozisyonda olabilir. Olabilecektir tabii ama oyunun bütününde bütünlüklü bir takım olmada o 11. kişi olarak tam tamamlayıcı böyle bir oyuncu değil. Takım oyuncusu değil. Hasan, Mehmet Erdem hep bunlar daha iyiler. Bu nedenle yani çok da katkı vermediğini söyleyelim. Evet. Onun dışındakilerin katkılarını verdiğini söyleyelim. Biraz bence sürpriz Deniz'di, kaleci Deniz'di. Ama Deniz yani belli özellikleri olan ve mesela yan toplar konusunda daha önce oynadığı bir maçta bunları söylemiştik. Yan toplar konusunda oynayan kalecilerimizden daha iyi. Yeni olmasına rağmen cesaretle çıktı. Bazı zaafları var ama o zaaflarla ilgili pozisyonlarla karşı karşıya kalmadı. Bence kötü oynamadı, iyi oynadı. Oyun başlaması iyi, ayağı iyi. Deniz işte gençlere derken Erhan'a bu tarza göre Erhan'a şans vermesi gereken Erhan da yok zaten kadroda. Evet. Ameliyat nedeniyle. Ameliyat, evet doğru parmağından söylediniz. Parmağından ameliyat oldu. Doğru söylediniz. Deniz de iyi oynadı. Salazar çok nefis bir şey yaptı, götürdü bacak arasından. Bilinçli veya bilinçsiz iyi bir pas verdi. Devamı gol oldu. Namık da onu yaptı. Pedro da kolayca bunu değerlendirdi soğukkanlı bir biçimde. Yani iyi başladık. Bu krizli 7 hafta kaldı. Buna iyi başladık ama hafta hafta düşüneceğiz artık. Evet, maç maç gideceğiz. Durumumuz fena değil. Diğer takımla, diğer önümüzdeki o 7 takım, 35'e kadar puanları sayarsak, 33-35, 7 takım var. Bunun içinden 4'ü gidecek. Biz biraz daha bu hafta avantaj elde ettik. Denizli kötü gidiyor. Balıkesir tamam. Ve ben Kocaeli'yi de buna koyalım. 3, 4. takım biz olmayalım. İşte Altınordu'yu veya işte orada başka... Menemen, evet. Menemen'le son maçımız Bolu. Avantaj. Belki Bolu. Ben Bolu'nun çıkacağını düşünüyorum. Yani kurtaracağını düşünüyorum ama onun fikstürü zor gibi, evet, değil mi? Onun fikstürü gelecek zor hafta gibi. Bu rakip takımların fikstürlerini de değerlendiririz. Ona göre de... Geçen haftaları da söyledik. Yani bu gelinen süreç artık bizim seyirciye düşen şey sabırla, destekle, gayretle ve tribünde kötü işler yapmadan sahanın içinde olmayı. Yani taraftar şunu düşünecek, futbolcu gibi. Atılmayacağım, kırmızı kart görmeyeceğim, sarı kart görmeyeceğim, sahada olacağım. Evet. Tarzını olabildiğince dikkatiyle bunu sürdürecek. Bunu taraftarın da yapması lazım. Tribünde olmalıyım, desteklemeliyim ve biz bu işe büyük destek veriyoruz, veriyoruz, vereceğiz demektir. Bunu böyle düşünmeliler seyirciler de. Kesinlikle size katılıyorum. Şu anlamda bu önemli çünkü şimdi bu maçta işte çıkan olaylar nedeniyle işte İstanbulspor maçını deplasmanda oynadıktan sonra Bursaspor'un iki tane İstanbul maçı var ki inanılmaz taraftar desteğine ihtiyacımız var o maçlarda. Tıpkı Kocaelispor maçında olduğu gibi iki maçı üst üste kendi sahamızda oynuyoruz. Bursaspor Gençler Birliği, Bursaspor Denizli, biri salı günü, biri cumartesi günü yanlış hatırlamıyorsam. Hafta içi maçlarına da denk geliyor Sayın Kentok. O yüzden sizin de dediğiniz gibi taraftarların kötü ve çirkin tezahürat konusunda çok ciddi anlamda kendilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Alınan 3 puan da tabii en büyük etkenlerden biri de taraftar, bunu bir kez daha söylemiş oluyoruz. Yani mesela İstanbulspor ilk ikiyi oynayan pozisyonda şu anda İstanbulspor. Evet. Ve iyi oldu. Evet. Çok oturdu, oturdu haftaya. Çok zor maçımız var. Çok zor maçımız var. Yani ama... bizi kurtaracak buradaki Gençler Birliği ve Denizli maçıdır. Evet. Bizi sıçratacak evet. odur. Evet. Rakibimiz özellikle Denizli. Sonra Manisa playoff oynayacak. Zor maçımız olacak. Son Ümraniye zaten krizde Ümraniye. O da kaybetmek istemiyor. Orada 3-4 tane takım var iki takım evet. için. Ve Bandırma çok zor ve sonra da Menemen'e geliyor. Onun için bu 4 maç çok zor üst ligle üst taraf için. Bizim İsa de maçlarımız önemli. Tabii, bunu. Önemli tabii. Peki. Biraz kritik, her şeyimiz kritik. Evet. Sayın Ekentok, Furkan Emre'nin tabii sakatlığı vardı biliyorsunuz. Evet. Luka Çapan ve Zalazar ikilisi gerçekten iyi bir performans ortaya koydular. Zaten Kocaelispor'un attığı golde defansın değil takımın hiçbir hatası tesadüfleri yoktu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Zalazar Çapan ikilisinin bu maçtaki performansını? Şunu söyleyeyim önce bir Furkan Emre Ünver'in Keçiören Gücü maçında ayağına aldığı darbe sonrasında maalesef dikiş. Bir operasyon geçirdi. 5 dikiş atıldı evet. ayağına. O nedenle bu maçta tedbir için oynatılmadı. Uzun süre sonra sakatlıktan sonra Luka Çapan ilk 11'de başladı. Zaten ne Zalazar, ne Luka Çapan, ne Hasan Erdem Uğurlu, ne Mert Yılmaz Kocaelispor üzeri bizim üzerimize gelmeye cesaret gösteremedikleri için onlar da Benhur Keser'de taraftarla, tribündeki taraftarlarla kavga ederken futbol oynamayı kavga unuttular. Kavga etmedi de kuzu gibi oldu öyle diyelim. Hayır kavga yani onların futbolcu tabiriyle onlar onunla didişmeye başladı. Tabii ki böyle olunca da bizim savunmada hatamız olmadı. Yani yediğimiz golde herhalde bu sezon bu tip golleri Bursaspor çok yedi. Adam orta yapıyor, gidiyor top evet. kavisle geliyor, gol oluyor. Yani baktığımızda takım iyi mücadele ediyor. Aksayan yanlarımız yok mu? Var, evet. Mesela bazen şeyi arıyorsun, İsmail'i arıyorsun böyle önüne, dikine gidecek pozisyonlar yakalıyor. Şimdi bu maçta Tuğbe'ye mesela olsa, özellikle. Tuğbe'ye olsa, İsmail olsaydı direkt kaleye giderlerdi diye rakip savunma bomboşken düşünüyorsun. Ama bu ben tahmin ettiğim kadarıyla Mustafa Er, rakibe göre bir kadro çıkartmış. Ona göre tecrübeli, dikkat edersen bir kalede kalecimiz Deniz Aydın genç. Diğer hepsi deneyimli, tecrübeli oyunculardan oluşan bir kadroydu. Sonradan yani oyuna bizde sonradan oyuna giren Enver Cenk, Şahin Zahir. Evet, o da güzel bir performans oldu. Süperlik oyuncusu. Ramazan Keskin orta alanın düştüğü anlarda devreye girdi. İyi de toplar attı, paslar da attı. Yani baktığımızda mücadelemiz iyi. Takıma, rakibe göre oyun oynadığımız için bence daha farklı bir şey olmuyor. Pozisyon ürettik yani, üretmedik de değil. Ama son vuruş işte bizim, ya bu sezon futbol şansı bizim yanımızda hiç değil. Evet. Yani bu kadar çok pozisyona girip de yani 6-7 tane net pozisyon yakalayıp bunların sadece 2 tanesini atabiliyorsan tabii biraz ki, beceriksizlik de var. Biraz futbol şanssızlığı da yanımızda. Hem futbolcunun hepsini bir araya koyabiliriz. Tabii. Yani bir de Bursaspor şimdi bu maçı iyi ki kazandı. 8 gün içerisinde 3 tane kritik maçı var. 15'inde Cuma günü İstanbulspor'la deplasman, ayın 19'unda Salı günü Gençler Birliği ile Bursa'da maç, 23 Nisan Bursaspor Denizlispor maçları var. Bu 3 maç 8 gün içerisinde oynanacak sıkışık fikstürdeki 3 maç Bursaspor'un ligde kalıcı veya gidici olacağını ortaya çıkartacak maçlardır. Evet. Yani İstanbulspor'dan alınacak puan veya puanlar iç sahada iki maçın kazanılması demek Bursaspor'un şu an 18. sıradan bir anda 15'e 14'e doğru yükselmesi anlamına geliyor. O açıdan
Mehmet abi de çok güzel özetledi. Sen de özetledin. Şimdi taraftarlar ceza alırsa yani bizim oralara yeniden başka o maça gelmeyen kart sahiplerinin o bloklara veya başka bloklara girmeleri bitmesin gerekecek yani. Gerçekten çok seyirci desteğine ihtiyacımız var. Kesinlikle Sayın Ekan, çok size katılıyorum. Siz söylediniz, ben de Bifumo ile alakalı olarak söyleyeyim. Ben de maçın kötüsü olarak onu söyleyebilirim. Bifumo'nun futbol aklı inanılmaz ama futbol aklını kullanacak vücudu şu an o futbol aklına uygun değil. Çünkü beyin istiyor, ayaklara, evet, ayakları uyduramıyor yani. Talimat neden veremiyor. Verdiği evet talimatı ayaklara uygulayamıyor. Formla alakalı. Sayın Tan daha iyi bilir bunları. İşte çok ne kadar yetenekli futbolcu olursan ol, eğer işte, formda değilsen tabii hiçbir ki, kıymeti yok. Şunun en büyük etkeni Çin'de futbol sezonunun 5 ay önce bitmesinin en büyük etken. Şimdi onlar da yeniden ilk yarıları yeni başlayacağı için elbette bir oyuncularda büyük bir düşüş oluyor. O da en büyük etken. Bifuma gibi oyuncuların artık çağı geçti. Yani Bifuma tarzı sürekli toplu oynayarak bir şeyler yapma bitti. Yani takım oyunculuğu içinde olan oyuncular var. Mesela Hasan, Türkiye için sıradan bir oyuncu, Hasan Ayaroğlu. Ama bizim etkimizde Hasan'ın rolü çok. Mesela 22-20 ve 18 numaralı orta saha oyuncuları, 3 tane orta saha rakibin, Hasan tipinde bir oyuncuları yok. Bizim orta sahada Hasan'ın fark ettirdiği birçok şeyden biz iyi şeyler yapıyoruz. Burada Mehmet Erdem'in de katkısını görüyoruz bu anlamda. Dolayısıyla takım oyunculuğunu beceren, topsuz oynamayı, baskıyı, almayı vermeyi zamanında yapan oyuncular daha değerli oyuncular. Takıma bütünlük sağlayan, mesela Bifuma bütünlük sağlamıyor. 10 kişi ayrı, Bifuma ayrı oynuyor. Mesela Bifuma gelecek maçta kesik yiyebilir. Yani o ayrı bir şey, ayrı bir dünyası var onun. Bu biraz birçok şeyle ilgili. Neyse Bifuma'ya takılmayalım ama çok da doğru bir transfer olmadığını sonucundan görüyoruz. Ben şundan umutluydum. Bu daha kuvvetliydi, Sivas'ta falan biraz gördük. Etkileyici halleri vardı. Evet, vardı. Ama daha iyi, daha gelişmiş, arınmış daha yanlışlardan. Daha gençti ama o zaman Mehmet abi. Efendim? Daha i̇ki gençti. Yıl ya. Yok iki abi değil, 4-5 yıl oldu. Sonuçta yani daha futbolcu olgunlaşır gittikçe, arınır. Daha güzel ve sade işler yapar. Mehmet abi Çin'e giden hiçbir futbolcu da yukarıya doğru gidiş maalesef olmuyor. Olmayabilir, doğru söylüyorsun. Çin daha bu işte yeni. Onlar da orada kendi bildiklerini okumaya devam ederler. Çin'de öyle yapmıştır evet, o gene. Tabii. Dolayısıyla transferin doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Yani işte neyse inşallah yani forma girsin, zorlasın, çalışıyorlardır herhalde. Bifuma'ya ilgili bunu söyleyelim. Pedro ile alakalı gol dışında Pedro'yu nasıl değerlendiriyorsunuz santrafor bölgesinde? Pedro, yani bence tam aradığımız bir santrafor gibi değil ama santraforluk görevini yapıyor. Bak santrafor gibi. İlk maçta da söylemiştik. Santrafor'a benzer birisi var demiştik ya Matavs'la kıyaslayınca. Ama sonra görüyoruz ki yetersizliklerini gördük ikinci evet, maç. Evet. Atletik yapı zaafı var. En büyük bence kusuru o. Aklı fena değil, fena değil, abartmayalım. Becerileri çok yüksek değil ama boyu var. Daha vasat ve sıradan bir santrafor görüntüsünde. Hava toplarında biraz üstünlük kuruyor. Çıkmaya çalışıyor ama çok yine aradığımız bir oyuncu değil. Bize daha iyisi lazım. Yani bunu gene diğer takımlarda bu hafta gördük. Santraforlara baktık, gördük. Dolayısıyla bu kadar bu transferlerde kısır kalmak ve yetersiz kalmak kulübün sorunu. Evet. Ben şunu da söylemek istiyorum Volkan. Buyurun. Şimdi taraftarlara biz buradan işte biriktirdiğimiz kültüre göre söylüyoruz. Bunlar yanlış diyoruz, yapmayın diyoruz değil mi? Ben kulübün de bu konuda adım atması gerekir. Bu kulübün yönetimi kulüplerle taraftar gruplarıyla ve liderlerle resmi muhataptır. O çocuklar, gençler, liderler kulübün resmi muhatabıdır. Resmi muhatap. Bak sıradan fiili falan demiyorum. O nedenle kulüp bu konuda bir şeyler söylemeli, oturmalı, konuşmalı. Hatta geç kalmıştır yani konuşmayı biraz da bunun için biraz önce konuşmuşlar mı diye. Hem taraftar grubu kendi içerisinde hem yönetimle bunu yapmalılar. Onlar da her maça göre strateji yapmalılar şu anda. İstanbulspor maçına mesela gruplar gidecek. Orada yanlış şeyler yapmamak lazım. Gitmek lazım ama yanlış şeyler yapmamak lazım. Aynı şeyi Bursaspor Gençler Birliği veya Bursaspor Denizli maçları için hazırlanmak lazım. O eksiği gidermek için. Hani yönetimin rolü var burada. Sen yönetimsin. Tribündeki yanlışlıklar yönetimi ilgilendirir. O zaman sen bu ilişkini kur, topla, gereğini yap.
söylemek istediğim bu. Evet, doğru yere değindiniz. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken tabii bir canım. Konu. Hem resmi temsilcisi var yönetimin içinde. Evet, taraftar temsilcisi var. Var mı maçla alakalı olarak ekleyecekleriniz? Yani notlarınız arasında değinmediğiniz yoksa... Bir en güzeli buyurun. Maç sonuydu. Evet, maç sonuydu. Futbolcuların bütün türbünlere gitmesi, önce Texas'a, sonra Maratona, bir de Tofaş türbününde 50-100 civarında taraftar olmasına rağmen takımın grubu da orada zaten. Oraya gitmesi bence en güzel hareketlerden bir tanesiydi. Şunu da söylemekte fayda var. Maçın bana göre en büyük etkenlerinden bir tanesi. Tofaş ve yani Kuzey ve Güney kale arkalarının bilet bedelleri 5 liraydı. Kadınlar ve çocuklar ücretsizdi. Ve oralarda Bursaspor taraftarı yoktu. En acı olan budur. Yani hiç maçın bana göre özeti... Evet, herkes klavye delikanlısı yazıyor, ediyor ama maalesef biletler 5 lira olmuş, kadın ve çocuklar ücretsiz. Orada gene bir 30 bin seyircimiz yoktu maalesef. Benim ama gelen kitle de maçı aldırdı, onu söyleyebiliriz. O yani... ayrı bir olay. Yani o maraton, alt maraton, onlar özel olarak bilinçlenmişler. Çünkü Kocaeli'de türbünde dayak yiyen Bursa Spor taraftarları türbün liderleriydi. Kocaeli taraftarların orada saldırısına uğrayıp dayak yiyenler orayı, maratonun alt tarafını çok güzel organize etmişler. Yaptıkları doğru değil. Eleştiriyoruz. Mehmet abi de eleştirdi. Ben Sıdat'ta gördüm. Ama pimi çekilen, bombayı çeken de Kocaeli Sporlu futbolcular oldu. Sahaya çıktılar. Daha birinci... Sahaya çıktılar, protestolar var, herkes topları maraton tribününün oradaki reklam panolarına vurmaya başladı. Tahrik etmek istediler. Tahrik ettiler, ondan sonra bu tabii ki Ramazan münasebetiyle de büfelerde de su fazla olması nedeniyle o suların hepsi maalesef sahaya, çimleri sulamaya indi aşağıya. Bence maçın sonucu şu, evet çok iyi. Bir maç aldık. Evet. Yani 6 alınması 6, gereken evet, bir maç 6, aldık. 6-9 puan aldık öyle diyelim. Rakiplerin hepsi hocalar, teknik heyet ve hepsi çocuklar tebrik edelim. Ama tribünler yönünden iki tane zaaf var. Bir tanesi gelmeyenleri Cemal eleştirdi. Ben de katılıyorum. 5 lira gibi paraya, 5 lira gibi paraya gelmiyorsunuz. O zaman o dışarıda çok eleştirenlerin kendilerine biraz bakması lazım. Çünkü herkes şunu bilsin. Menemen maçına kadar, son maçına kadar bu umut sürecek. Onun için herkes de kendisini 7 hafta böyle hazırlasın. Bir de içeride yanlış yapanları da eleştirdik. Yani hem tribünün gelmeyenlerine hem içeride olup da yanlış yapanlara da eleştirimizi gönderelim. Evet, size katılıyorum ama tabii iftarla alakalı, oruçla alakalı olarak saat olarak uygundu. Bir şey söyleyeceğim. Ama yani tamam. Yorgunluk anlamında, şey anlamında da sıkıntı yaşayabilir insanlar. O da etkili bir şey olabilir. Ben 67 yaşındayım, evet. 68 yaşındayım. Rahatsız olmama rağmen orucumu tutuyorum ben de. Ancak ben de geldim orada ama içeriye girerken herkes yerlere kartonları, şeyleri serdiler. İnsanlar önce dışarıda iftarını yaptılar. İftarını yapan içeriye girdi. Maratonda yani içeride olan insanlar da iftarlarını koltuklarında oturup açtılar. Tabii, tabii, yani, o bahane değil. İftar, Ramazan başka bir bahane söyleyeyim. İçinde olacak insanın. Bursaspor sevgisi içinde olacak. Tamam, size katılıyorum. Yoksa olmaz. Bu işin biraz da tadıdır o arkadaşlarla böyle bir şey yapmak. Ne kadar yapacaksın bunu? 2-3 maç yapacaksın. Yani hep evinde oluyorsun. 2-3 maçta yani, bu keyiftir biraz. Ramazan'da 2 tane daha maçımız var işte. Yani. Ramazan'da 2 maç daha var. Hatta yok, haftaya. 3 Mayıs daha yok. 8 Mayıs üç gelmiyor. 3 maç. Toplamda 3 maç yani. Yani biri evet. Deplasmanda olduğu için 2 maçın yani, çok farklı. Salı ve cumartesi maçlarında düşünürsek böyle yani. Peki. Bitti artık Kocaelispor maçıyla alakalı olarak bitti. Söyleyeceklerimiz. İstanbulspor maçını değerlendirelim. Sayın Taslı ile başlayalım. Çok zorlu bir mücadele. Valla İstanbulspor. İstanbulspor sizin dediğiniz gibi şu anki sonuçlara göre puan kaybeden takımlar var çünkü zirvede.
İşte Ankara Gücü, Ümraniye Spor maçlarını da sürekli puan kayıpları yaşanması. İşte İstanbul Spor'un sürekli kazanma ivmesinde olması. Onları da bu ilk iki için heyecanlandırdı. Kesinlikle. Zaten playoff'u kesin düşünüyorlar. Orası ayrı konu ama ilk iki mücadeleleri de devam ediyor. Çünkü bakın, 7 maç daha var. Şu anda İstanbul Spor 4, Eyüp 5, 29 maçtalar. Her ikisi de maçlarını alırsa 54 olacak. Öteki de 49-52 olacak. İkinci 57-55-54-52. Yani bunlar dip dibe 7 maç var. Evet. Hepsinin şansı var. Bir de bir taraftan şunu düşünelim. İstanbul Spor yükselen bir trend içinde. Yükselen bir grafik çiziyor. Ümraniye sallanıyor zaman zaman. Ankara Gücü zaman zaman sallanabiliyor. Yani bu liderliği sürekli götürmek kolay değil. Yıpratır bu adamı. Psikolojik olarak da yıpratır. Vallahi kolay değil. İnan. Evet. Onun için avantajlı olan arkadan gelendir. Çünkü büyük umut taşıyorlar. Biz, yani ben tahmin ediyorum İstanbul Spor'un ve Eyüp ve Bandırma dahil bu üçlü biz ilk ikiye gireceğiz diye büyük umut taşıyorlar. Evet. Onun için bizim İstanbul Spor'la maçımız çok zor. İşte bizim bir de Bandırma Spor'la da maçımız var. Tabii. Ona ilerleyen günlerde geliriz ama şu an onun İstanbul Spor maçı. Zor maçı olacak Bandırma. Ama bizim bu oyun anlayışımızı sürdürürsek ben her zaman umutluyum. Böyle. Kocaeli Spor maçındaki oyun anlayışımız. Tabii. Sürekli. Rakibe o coşku, o motive. Arzu, o motive, o karşı duruş sürekli hale gelebilirse yani bu hafta iyi. İnanıyorum İstanbul Spor maçında da olabilir. Puan alabileceğimizi düşünüyorum. Umarım Namık da bu futbol şanssızlığını, pozisyonlardaki futbol şanssızlığını bitirir de İstanbul Spor maçında belki de bize maçı kazandıran futbolcu olsun diye temenni ediyorum. Çünkü gerçekten çok pozisyon kaçırıyor Namık. Bu anlamda Namık'a Bursa Spor'un çok ihtiyacı var. İstanbul Spor maçında çok daha fazla var. Çünkü kontratak futbolcusu Namık bildiğiniz gibi. Ve boş alanlar onun için orada çok müsait dakikalar ve zamanlarda olacak. Sayın Ekentim, İstanbul... Her bir şey söyleyeyim. Bifum'a çok konuştuk ya. Bence sol tarafta Onur'un orta saha forvet gibi oynaması çok daha katkı verecektir. Ya, hem gol açısından Bifum'un yerine. Kesinlikle. Hem orta saha defans karakteri olarak daha iyi olacak. Bifum burada da çok zayıf çünkü. Nerede oynadığı, nerede dolaştığı... Bifum İstanbul Spor maçında oynaması. Oynamaz. Ben de onu düşünüyorum. Ben Onur'un orada hakikaten... Daha dirençli bir Bursa Spor ortaya çıkarır. Evet. Ve daha etkili. Ofansta evet. Daha etkili. Evet. Sayın Kentok, İstanbul Spor maçı zor bir maç. İşte biraz önce söyledik. İstanbul Spor zirve mücadelesi veriyor. Biz de tabii kümede kalma mücadelesi veren takımlardan biriyiz. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla Bursa Spor'un kalan 7 maçı, 7'si de birbirinden zorlu maçlar. Yani hiç kendimizi kandırmayalım. Evet. Yani her maç final havasında geçecek bir maç. Mehmet abi çok güzel daha önceki yorumunda söylediydi. Artık Bursa Spor maç bakacak. Şimdi rakip İstanbul Spor yükselen bir trend içerisinde. İyi de mücadele eden bir takım. Savunmalarında inanılmaz hatalar da yapabilen bir takım. Kendi sahalarında sürpriz sonuçlar çıkabiliyor İstanbul Spor. Evet, evet. Yani bakıyorsun gidiyor ligin en alt, en zayıf takımları gidiyor İstanbul Spor'dan puan alıyor veya yenebiliyor. Genelde baktığımızda Mehmet abi son cümlesinde de söylediği gibi Bursa Spor oradan puan alabilir. Bir puan da alabilir. Üç puan da çıkartabilir. Ancak Bursa Spor'un rakibine göre burada nasıl oynadıysa arzulu, istekli futbolunu orada da sürdürmesi gerekiyor. Yani rakibe topu rakibe verip üzerime gelsin dediğin anda İstanbul Spor'da çok yetenekli, çok tecrübeli oyuncular var. Maçın akışını etkileyecek isimler var. Onlar maçın gidişatını her zaman değiştirebilecek isimler. Bu nedenle elbette kazanılması gereken bir mücadele. Ama buradan alınacak bir puan bile Bursa Spor'un ligde tutunabilme yolunda çok büyük bir adım gibi görüyorum ben. Kesinlikle size katılıyorum. Yani alınacak puan. Ha, yenilebilir mi? Yenilebilir bu maçı. Yenilse de... Bu hedefinden sapma olmaz Bursa Spor'un. Ama keşke yenilmesek. Kazanması, berabere kalıp ve kazanırsak eğer kazanması, karnaval havası yaşarız 2 hafta Bursa'da. Kurtulması, ligde kalabilmesi açısından hani ben en umutsuz ekstra insanlardan puan olarak ben biriydim. En
umutsuz insanlar, sen de ben burada evet. en umutsuz insanlardan biriydik, düştük diyorduk. Ama eğer İstanbulspor'u yenersek biz ligde kalma ateşini kıvılcım bir ateş gibi harlayabilir. Gençler Birliği ve Denizli Spor maçlarının kazanılması. Kesinlikle camia kenetlenir. İstanbul Spor karşısında alınacak bir arada, galibiyet. İçerideki iki maçı 30 bin 40 bin kişi oynarız. Şimdi bu arada da fazla ceza almamamız için de bana göre siyasilerin de artık birazcık devreye girip her kulübün federasyona nasıl baskı bu takım, yapıyorsa. Hani bu oyun nasıl oynanıyorsa biz de oyunun kurallarına göre oynayalım. Bu oyunun kurallarına göre öyleyse, biz de oynayalım. Yani İstanbul Spor maçını oynarken İstanbullu hakem olmasın. Yani artık ligin kaderanları geldi. Ege bölgesinden maç oynuyorsan Ege bölgesinden hakem vermesin merkez Söyle hakem kendim, komitesi. Biz zaten Bursa Spor'a hiçbir zaman yani ekstra anlamda bir katkı sağlasın hakemler hayır, derdinde hayır. değiliz. Çıksın dürüst olsun. Evet dürüst olsun. Mesela bu maçın hakemiyle alakalı hiçbir şey söyleyemeyiz. Gayet güzel bir maç yönetti. Zaten öyle olsaydı siz zaten cümleye hemen hakemle başlıyordunuz programlarda. Hayır yok yok o yani Bursa Spor Sarper Barış Saka'yla yani bugüne kadar iki tane maça çıktı. İki maç oynadı. Birinde yenildi, birinde yendi. Bolu Spor'u iki sezon önce burada 2-1 yendiydik. Çok kötü bir maç yönettiydi. Ki burada da bayağı eleştirdiydik. Evet. Ama bu maçta yani bir hakemin üst, yani Süper Lig'de görev yapan bir hakemin nasıl maç yöneteceğini bize gösterdi. Bir gün önceki Ümit Hoca mıydı Süper Lig'den bir maç yönettiydi. Onun gibi yani Ankara Gücü maçında, Ümraniye Ankara Gücü maçında yaptığı inanılmaz hatalar vardı. Ama burada bir genç kardeşimiz, genç Alanyalı, Antalya bölgesi hakemi çıktı takır takır avantajları oynattı. Kendini atan futbolcular hadi oradan kalk ayağa gibi bizim içinde bizim oyuncular da kurnazlık yapıp attı. Ya bir tek bu maçta eleştirilecek bir şey. Yani o yere yatan oyuncuların şeyleri yani çabuk kalkmaları için onun bir çaba sarf etmesiydi. Vakit geçiriyordu bizim Deniz kardeşimiz. Hemen gösteriverdi kartı. Hemen sarı kartı. Evet. Allah'tan yani 90+5'te gösterdi. 90+7'de de maçı bitirdi. Yani o nedenle hakemlik bir şey yoktu. Biz girdik atamadık. Evet. En büyük sıkıntı bizdeydi. Evet. Sayın Tan bir şey söyleyecektiniz sanırım. Şöyle bir kategorize daha yani böylece gruplandırabiliyoruz. 7 maçın 3 tanesi şampiyon olacak 3 takımla. Ümraniye, Bandırma ve İstanbulspor. 2. 3. 4.'ler şu anda. Evet. 2 tanesi eleğini elemiş diyebileceğimiz Manisa ve Gençler Birliği ile. Onun dışındaki 2 tanesi de küme hattında olacak olan Menemen ve Kocaelispor'la. Yani 4 tanesi bizim için Kocaeli'yle avantaj. Oynadık. Çünkü içeride ve eleğini elemiş diyebiliriz. Öyle gibi gözüküyor. Ama 3 tanesi gerçekten zor maç. Ümraniye, Bandırma, İstanbulspor. Ümraniye, Bandırma, İstanbulspor. İkisi dışarıda, biri içeride. Evet, yani evet içeride Ümraniye. Dolayısıyla bırakın 4 tane alsak yine biz kurtarırız. 4 tane maç alsak kurtarırız. Evet. 5 yani, garanti olur. Yani bir de onların diğer takımlara bakmak lazım ama bu düşme hattında olan takımların da bunlarla maçları var. Şimdi tam incelemedim. O nedenle 4 tane. Biraz alsak, yukarıda gibi gözüken takımların bile fikstürleri zorlu. Onlar bile evet. beklenmedik bir anda aşağı düşüverirler. Peki. Spor Toto 1. Lig'e bakışa geçelim. Size göre haftanın sürpriz sonuçları nelerdi? Hangi takımlar dikkat çekici performanslar sergiledi? Sayın Akentok sizinle başlayalım isterseniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu haftayı? Valla bu hafta bana göre en büyük sürpriz sonuç bir hafta önce Kocaeli Spor'a 5 gol atan Altaş Denizli Spor'un sahasında Tuzla Spor'a 4-2 yenilmesidir. Onun haricinde Royal Hastanesi Bandırma Spor takır takır geliyor. Beypiliç Bolu Spor'u 3-0 gibi geçti. Yani
Seyrettiğim maçlar içerisinde Yılport Samsun Spor Manisa Futbol Kulübü karşısında tek kale futbol oynadı. Manisa'nın iki tane pozisyonu var. Maç 2-0 bitti. Dünyaları Samsun kaçırdı. Kale direklerinden döndü. Maçın sonucunda Manisa 2-0 kazanmış Manisa'nın oldu. Manisa'nın golünü en atan oyunculardan maç, ilk golü atan Okan Eken Bursalı biliyorsunuz. Bu anlamda da tebrik edelim kardeşimizi. Ümraniye Ankara Gücü maçı tam bir final amasında geçti. Çok güzel bir maç oldu. İki takım da maçı rahatlıkla kazanabilirdi. Evet, gitti ama geldi. Her iki takıma iki da gitti geldi maç. Yani iki takıma da gitti. Sonuç olarak haftanın en sonucu bana göre Tuzla Spor'un Denizli Spor'u 4-2 yenmesi diyebilirim. Benim evet, şeyim bu. Seyrettiğim maçlar arasında Royal Hastanesi zaten klasik olarak çok iyi. Bursa Spor'u yendikten sonra her maçında üst düzeyde mücadele ediyorlar. O nedenle onları da kutlamak gerekiyor. Evet Sayın Tan. Buna bir şey ilave edelim. Cemal'e katılıyorum ama İstanbul Spor'un Menemen'de 3-1 yenmesi de 3-1 mi 3-2 mi? 3-1. 3-1. 3-1. 3-1 yenilmesi de 2-1 de 2-3. Bence başarılı bir sonuç. Çünkü hakikaten biraz Menemen ters bir takım. Olmayacak işler yapabiliyor ve yaptı bunu da. Bak, bizden de bayağı önde puan olarak da. Dolayısıyla o da biraz şeydir. Hem İstanbul Spor'un kalitesini gösteriyor Menemen'e karşı. Aslında Denizli'nin Tuzla gibi bir takımın 4 yemesi de Denizli'nin yetersizliğini gösteriyor. Onun için hani üçüncü ama aynı Denizli işte Kocaeli Spor'a deplasmanda 5 attı. Ya işte bir hafta önce. İşte Kocaeli, o zaman Kocaeli, Denizli dedi biraz önce söylediğimiz gibi Balıkesir ve dördüncüyü arıyoruz. Dördüncüyü arıyoruz evet. Keşke küme düşme takım sayısı 3 olsaydı. Yani evet, çok daha iyi olurdu bizim için. Öyle yani bu görüntüler biraz onu veriyor ama her maç hafta hafta değişecektir. Yani her hafta sonucunda yeni bir konumlanma olacak. Şimdi böyle bir genel değerlendirme yaparken aklıma şu geldi. Sezon başından beri baktığımızda o kadar kötü maçlar oynadık ki değil mi? Yani o kadar futbol anlamında bir şey yapamadığımız, yenildiğimiz maçlar oynadık. Ama iki tane maç var ki benim içimi çok acıtıyor. Nedir bu iki maç? Hemen söyleyelim. 9 kişi kalan iki takım. Tuzla. Biri Tuzla, biri Bolu maçında. Tuzla maçında 3 puanı kaçırdık yenilerek. Bolu maçında da 2 puanı kaçırdık. Şu anki evet, puan durumuna 5 puan daha koyarsak neredeyse bakıyorum 37. 13 puanla 13. sırada oluyoruz. Yani insanın için acımaması mümkün değil. Ama 31 işte 5 puan koydun değil mi? Evet. 36 13. Evet, sıradayız. Yukarıda olacağız yani tabii çok rahat daha evet, rahat olacaktık. Ama Bolu maçında şunu söylemek gerekiyor. Namık'ın Nizami golünü evet, hakemin iptal evet, etmesiyle o 2 puanı maalesef hakem bizim elimizden aldı. O hakem de hakemlik kariyerini meyakiye bitirmiş oldu. Evet ama hani ama Tuzla sonrası da yani Bursa Spor eksiler hiçbir rakibinde karşısında bu sezon yapabildi mi? İşte en son Kocaeli 10 kişi kaldı. Skoru koruduk orada. 4 tane 5 tane pozisyon bulduk ama oyuncuların psikolojisi ligde kalmaya oynuyorsun. Alınacak 3 puan çok önemli olduğu için de gol atmayı değil gol yememeyi düşününce ortaya bu sonuçlar çıkıyor. Yadırgamamak lazım. Hayır yadırgamak anlamında değil de üzülmek tabii, anlamında söylüyorum. Üzülmemek 5 puan çok önemliydi. Yani çok iyi oynayıp da dünyaları kaçırdıp da yenildiğimiz maçta oldu. Adamlar tek atak yaptı geldi vurdu gol oldu. Evet. Tuzla yani orta sahadan vurdu. Erhan kardeşim o golden sonra bir daha kaleye de geçmedi işte. Parmağını sorun etti. Ameliyat oldu. İşte bir aydır falan da hiçbir yerde yok. Var mı genel olarak değerlendireceğiniz Sayın Tan başka? Yok genel olarak bunlar ki bak Denizli Keçiören'e gidiyor muhtemelen yenilecek. Kocaeli Royal Bandırma ile oynuyor. Bandırma muhtemelen yenecek. Evet. Biz berabere kaldığımızda bayağı 3 puan almış gibi oluruz. Evet. Yani kazanmış bizimle gibi beraber, bir hale gelmiş olacağız. Yani biz de zorlu bir rakiple oynuyoruz ama bizimle beraber bizim yani, üstümüzdeki takımlar da zorlu, çok zorlu rakiplerle tabii, oynuyorlar. Tabii. Bunun da şeyler, bilgisini vermiş haftaya olur. Rahat, haftaya rahat bakarız onlara da. Sayın Eken Tok programı bitiriyoruz yavaş yavaş. Tamam. Bursa futbolunda ve Bursa
basketbolda mı, salon sporlarında bu hafta hangi sonuçlar alındı? Onların bilgisini alıp programımızı kapatalım. Efendim, Bursaspor'u zaten konuştuk. Teko Karacabey Belediyespor AŞ sahasında Pendik Futbol'a 2-1 yenildi. Lider Pendik ve çıkmayı garantileyen Pendik. Evet. Proje takımı aynı birinci zamanda. Birinci lige çıktılar. Sarıyer, İnegöl Spor'u 5-1 gibi farklı evet, skorla yendi. Üçüncülük birinci gruptaki temsilcimiz Yıldırım Spor, son sıradaki Sancaktepe Futbol Kulübü'nü Mehmet'in golleriyle 2-0 yendi. Dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Basketbolda Fruit Extra Bursaspor Bahçeşehir Koleji'ni 80-78 yenerken çok önemli bir galibiyet aldı. Tofaş Avrupa'da olduğu gibi ligde de bir sayı farkla Pınar Karşıyaka'ya 79-78 yenildi. TFF Basketbol 1. Ligi'ndeki Akran Gemlik sahasında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne 63-88 yenildi. Ki bu Manisa'da lige, Süper Lig'e çıkmak için mücadele ediyor. Yükselen bir trende sahip olan Final Spor, sezonun 3. deplasman galibiyetini Akhisar Belediyespor karşısında 65-97'lik farklı skorla aldı. Kadınlar 1. Lig'de playoff'u garantileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, hafta içinde Avrupa Kupası'nda 3. olan Galatasaray'a 84-74 yenildi. Oyun kurucu, Amerikalı oyun kurucu Kathleen Doyle, NBA kadın NBA'ine, woman NBA dedikleri, geçen yılın şampiyon takımının yaz kampına katılmak için bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi ile vedalaşarak Amerika'ya, ülkesine geri döndü. Handball Süper Ligi'ndeki temsilcimiz Nilüfer Belediyespor, Mamak Belediyesi'ni 36-26 gibi farklı skorla yenerken genelde ligin, yani maçın ikinci yarısında genç oyuncularına şans verdi diyebilirim. Teşekkür ederim geldiğiniz, konuk olduğunuz için. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.